Bir zamanlar ışıl ışıl kocaman gözleri ve yıldız rengi saçları olan Anton adında bir çocuk yaşardı. Anton her akşam yüzünü gökyüzüne çevirip gözlerini bir an olsun aydan ayırmadan hayaller kurardı. Bu nedenle herkes onu Ay Tozu diye çağırırdı. Ay Tozu en çok kurduğu hayalleri yazmaktan ve anlatmaktan hoşlanırdı. Kimi zaman kardeşlerini eğlendirmek için küçük tiyatro oyunları yazardı. Daha sonra yazdığı oyunları kardeşleriyle birlikte evlerinin salonunda sahnelerdi. Bir gün annesi Ay Tozu'na yağmur ormanlarını anlatan güzel bir kitap hediye etti. Ay Tozu kitabı çok sevmişti. Kitabın resimlerine bakıp bin bir türlü macera yaşadığını hayal edebiliyordu. Ay Tozu değişik ve eğlenceli oyunlar bulmaktan da hoşlanırdı. En sevdiği oyun yağmur damlalarından kaçma oyunuydu. Arkadaşlarıyla birlikte yağmur bulutlarını gördüklerinde bahçeyi boydan boya koşarak geçmek zorundaydılar. Yağmur damlasıyla ilk ıslanan kendini yere atıyordu. Daha sonra ikinci, sonra üçüncü ve oyun böyle devam ediyordu. Böylece yağmur damlasıyla en son ıslanan oyunu kazanıyordu ve yağmur bulutlarının bir sonraki gelişine kadar şövalye unvanı taşımaya hak kazanıyordu. Ay Tozu hayvanları çok seviyordu. Bu konuda oldukça şanslıydı. Evlerinin bahçesi eğlenceli bir hayvanat bahçesi gibiydi. Bahçede kediler, köpekler, tavşanlar ve hatta bir eşek bile yaşıyordu. Ay Tozu sık sık evlerinin yakınında bulunan ormanda gezintiye çıkardı. Ormanda gezerken tıpkı kitabındaki gibi pek çok macera yaşadığını hayal ederdi. Bir gün kardeşleriyle birlikte ormanda gezerken kız kardeşi saatini düşürdü. Ay Tozu akşam karanlığına kadar aramasına rağmen saati bulamadı. Kız kardeşinin saati ormanda kaybolmuştu. Ay Tozu uçakları çok seviyordu. Değişik uçak modelleri hayal ediyor, daha sonra da bu modelleri çiziyordu. Bir gün kanatları olan motorlu bir bisiklet modeli tasarladı. Ay Tozu kanatlı bisikleti yapmak için hemen çalışmaya başladı. Önce komşusu marangozla birlikte bisikletin tahta kanatlarını yaptı. Daha sonra büyük annesinden aldığı çarşafla kanatları kapladı. Son olarak da kanatlı bisikletine motoru ekledi. Ne yazık ki Ay Tozu kanatlı bisikletini uçurmayı başaramadı. Ay Tozu evlerinin yakınında bulunan uçuş pistine gidip günün büyük bir bölümünü burada uçakları izleyerek geçiriyordu. Uçakların nasıl uçabildiğini, nasıl kullanıldığını merak ediyordu. Uçak kullanmanın hayalini kuruyordu. Fakat uçakları tehlikeli bulan annesi ona uçak pistine fazla yaklaşmamasını öğütlüyordu. Uçakla uçmayı o kadar çok istiyordu ki uçuş pistine gitmekten ve uçakları izlemekten asla vazgeçmedi. Günlerden bir gün bir pilotu ikna edip onunla birlikte bulutların üzerinde uçmayı başardı. Böylece ilk kez 12 yaşında bulutların üzerinde uçtu. Ay Tozu okulda çok başarılı bir öğrenci değildi. O her zaman bulutların üzerinde uçmayı hayal etmekle meşguldü. Ödevlerini çabuk ve özensiz yaptığı için hatalarla doluydu. Okuldan çok hoşlanmasa da okumaktan, şiir yazmaktan ve resim yapmaktan hoşlanıyordu. Zamanının büyük bir bölümünü okumakla geçiriyordu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine bakarak çizdiği resimler herkesi kahkahalarla güldürüyordu. Ay Tozu büyüyünce pilot oldu. Bu meslek hayatta en değer verdiği işi yapmasını sağladı. İnsanların arasında iletişim sağlamak. İncecik kanatlarıyla bulutların üzerinde süzülen uçağıyla yolcu ve posta taşıyordu. O yıllarda birbirinden uzakta yaşayan insanların iletişim kurmasının tek yolu mektuplardı. İnsanlar mektup yazarak birbirleriyle haberleşiyor, özlemlerini gideriyor, sevgilerini paylaşıyorlardı. Ay Tozu hayvanları tanımaya çalışırdı ve onlarla arkadaş olurdu. Hayvanları ve özellikle de uzun kulakları olan muhteşem çöl tilkileri, fennekleri çok seviyordu. Ay Tozu kıtalar arası uçuşlarında her zaman Sahra Çölü'nün üzerinden geçiyordu. Bir defasında çölün üzerinde uçarken uçağı arızalandı ve çöle inmek zorunda kaldı. Şanslıydı. Susuzluktan ölmek üzereyken o bölgede yaşayan Arap kabileleri olan Bedeviler tarafından kurtarıldı. O yıllarda uçakla posta taşımak çok tehlikeliydi. Gökyüzüne doğru uzanan dağların zirvelerine çarpmadan geçmek, geceleri yolunu yıldızlara bakarak bulabilmek, rotanın dışına çıkmamak, büyük fırtınalardan kaçmak ve zorlu pistlere inebilmek gerekiyordu. Fakat Ay Tozu bulutların üzerinde süzülürken kendini evinde gibi hissediyordu. En yakın arkadaşı Henry'nin uçağı Ant Dağları'nda düştüğünde Ay Tozu uçağıyla günlerce onu aradı.
arkadaşını bulup onunla kucaklaştığında dünyanın en mutlu insanı olmuştu. Aytuzo, Arjantin'de genç sanatçı Consuelo'ya aşık oldu. Consuelo'nun ışıl ışıl gözleri, eşsiz gülüşü ve harika konuşma tarzı Aytuzo'nu büyülemişti. Consuelo, Arjantin'e komşu bir ülkenin yanardağlarla çevrili küçük bir köyünden gelmişti. Aytuzo ve Consuelo evlendiler. Hiç çocukları olmadı. Aytuzo, pilot olma hayalini gerçekleştirmişti. Bulutların üzerinde uçmadığı zamanlarda yazmaya devam ediyordu. Yazmayı da çok seviyordu. Kitaplarında macera peşinde koşan ve gökyüzünün şövalyeleri olan pilotları anlattı. Küçük Prens adlı romanı tüm çocukların en sevdiği kitap oldu. Hatta büyükler bile bu kitabı severek okuyorlar. Küçük Prens üzerinde üç küçük yanardağ ve sürekli öksüren büyüleyici güzellikte bir gül bulunan küçücük bir gezegende yaşar. Küçük Prens gezegenini çok sevse de gökyüzünü ve diğer gezegenleri keşfetmek için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Dünya gezegenine geldiğinde çölde kaza yapmış bir pilotla karşılaşır ve bir tilkiyle arkadaş olur. Yolculuğunun sonunda Küçük Prens hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu öğrenir. Gözler kördür, göremez. Ararsan yüreğinle ara. Aytuzo, Küçük Prens adlı romanıyla çok önemli bir işi başarır. Dünyanın dört bir yanında küçük büyük milyonlarca okuyucunun düşünmesini ve hayal kurmasını sağlamak. İkinci Dünya Savaşı'nda 1944 yılının çok güzel bir yaz gününde Aytuzo uçağı ile birlikte kaybolur. Onu bir daha gören olmaz. Onu ve kitaplarını sevenler gece yıldızlarla dolu gökyüzüne baktıklarında onun Küçük Prens'in gezegeninde olduğunu hayal ederler. Tam o anda ışıl ışıl parlayan yıldızların arasında neşeli kahkahalar duyar gibi olurlar.